Kur'an'dan zarar gelir mi? Haşa demekte Mehmet abi haklı ilk bakışta ama. Halbuki öyle değilmiş. Kur'an'dan zarar gelir. Çünkü kişiye göredir. Kişi olumlu yaklaşıyorsa yarar sağlar, olumsuz yaklaşıyorsa zarar verir. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Biz Kur'an'dan indirmekteyiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Şifa namına ne varsa, وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ namına ne varsa, herkese mi? Hayır. Yine kişiye bağlı. لِلْمُؤْمِن۪ينَ iman eden kimselere. Peki müminlere sınırlı bu, iman eden kimselere sınırlı bu. Diğerlerine ne var Kur'an'dan? وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Zalimlerin ise ancak ziyanlarını artırır. Başka hiçbir şeylerini artırmaz diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla hidayet de kişiye bağlı. Kur'an'ın her bir ayeti tek tek de kişiye bağlı gelişir. Kişinin yaklaşımını da en doğru bilen Allah Azze ve Celle olduğu için sonucu da o kişi hakkında yaratmayı kendi üzerine almıştır. Başkalarına bırakmamıştır. Dolayısıyla bir hakkın yaklaşımımızın sonucunu alıyoruz. Eğer Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak noktasında, emir ve yasaklarına boyun eğmek noktasında, bilgisine saygı duymak noktasında, yani Cenab-ı Hakk'ı hizaya çekmek, ona modern bir hava verebilmek, kendi ön koşullarımızı Cenab-ı Hakk'a dayatmak gibi bir girişimle geldiysek, Cenab-ı Hakk'a yol yordam öğretmek gibi bir yaklaşımla geldiysek, Kur'an bizi iyi bir mülhide dönüştürecektir. Bir bakmışsın, ayetler üzerinde ameliyat yapan birine döndük. Çünkü yaklaşımımız kendi doğrularımız üzerinden. Halbuki Allah Azze ve Celle kula doğru her neyse onu kabul etmek üzere çok açık bir fikirle gelmesini istiyor. Ama ön fikirlerle gelirseniz, ben şu doğru şu yanlış şu olamaz, olup olmadığı noktasında, olup olamayacağı noktasında bilgilerimi tamamlarım, eğer öylesiyse o da olabilir, doğrusu oysa ona da boyun eğerim gibi bir serin kanlılıkla gelirse Kur'an'a, Cenab-ı Hak ona aslında kendi dediğinin doğru olduğunu gösterecektir. Yani Allah Azze ve Celle'nin dediğinin doğru olduğunu gösterecektir. Ama yok, ön koşullarla gelirse bu kez o Cenab-ı Hakk'a aslında yanlış söylediğini gösterircesine, böyle demişsin ama sözel ifadesi böyle ama muradın bu olamaz herhalde deyip bakmışsın, öyle yorum yaparak, böyle yorum yaparak Cenab-ı Hakk'ın ifadesini başka yerlere çekiyor. Ne oldu? Al ortaya bir mülhit çıktı. Yani ayetler üzerinde ameliyat yapan bir tip ortaya çıktı. Her önüne gelen ayette bir cerrahi operasyon yapıyor adeta. Hiçbir ayette demiyor ki Cenab-ı Hak da bu ayeti niye tam da benim düşündüğüm gibi söylememiş. Her defasında onun orijinini başka bir yere çekmek zorunda kalıyorum. Ona bir ayar vermek zorunda kalıyorum. Yoksa ben ayeti yanlış mı anlıyorum? Bir de öylesini düşüneyim diye gerçeğe bir fırsat ver. Herhangi bir kimsenin sözü kadar Cenab-ı Hakk'ın sözünün de doğru olabileceğine bir fırsat ver. Ve onu öylece bir düşün, tekrardan bir düşün. Ya Rabbi doğrusu buysa anlamamı sağla de. Acele davranma. Allah Azze ve Celle diyor ki: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ. Onun vahyi sana tamamlanmadan Kur'an hakkında acele etme. Ve hep şöyle de: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Rabbim benim bilgimi artır. Çünkü bilgi çoğaldıkça anlam alanı genişler. Anlam alanı genişledikçe doğru anlam karşılığını bulur. Yoksa sende sadece 3 tane anlam var, sığ bir anlam dünyasıyla yaşıyorsun. Duyduğun şeyler hepsini ya o 3'ten biriyle anlamak zorundasın. Yeni bir anlama hiç yer açmıyorsun.
yeni bir bilgiye hiç yer açmıyorsun. Halbuki karşı karşıya bulunduğun söz, senin gibi sınırlı bilgiye sahip olan birinin sözü değil. Gökleri, yeri yaratmış, bilginin hepsine sahip olan Allah Azze ve Celle'nin sözü. Daha çok öğreneceklerin var. Öğrendiklerin kadarıyla Kur'an'ı anlamaya kalkarsan, Kur'an'ı sendeki sınırlı bilgilere indirgemiş olursun. Her defasında Cenab-ı Hakk'ın sözünün aslında tam da dediği gibi doğru olabileceğine dair bir yaklaşımla gidersen, yeni şeyler öğrenmeye açmış olursun kendini. İşte buna açık fikir denir. Allah Azze ve Celle öyle demiş ama böyle anlamak zorundayız diyor adam. Yoksa diyor bu çağda öyle şey olur mu? Öyleydiyse Cenab-ı Hak bizden sonrakiler ne yapacak? Onlar da bir yolunu bulurlar diyor. Yani bu kez ortamdaki gelişmelere kendi indirdiği ayetler ile uyum sağlayamamış. Tam da kafirlerin yaftaladıkları gibi geri kalmış bir ilahi beyan. Artık sözde ondan sonra ilahi beyandı. İlahi beyan öyle orijinal olmalı ki, Allah Azze ve Celle öyle söylemeli ki, yeryüzündeki koşullar, ortam, bilgi ne kadar değişirse değişsin, Yüce Yaradan'ın hakikati hep sabit kalmalı. Ona biz kalkıp ayar vermemeliyiz. Adam doğrudan Kur'an'a ayar veriyor. Resulullah'tan gelen ifadelere, sözlere karşı çıkmış. Çok mu? Bildiğin Kur'an'a ayar veriyor. Dolayısıyla yeşrah sadrahul İslam, kişinin Kur'an'ı veya hidayeti doğru yakalayabilmesi için öncelikle kendi yaklaşımının doğru olması gerekir. Kendisi eğri yaklaşıyorsa فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah da onların kalplerini eğriltir. Yaklaşım eğri olursa Kur'an zarar verir gerçekten. Ziyan verir bu kez. Evet. سَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Anlamak istemeyen bir topluluğun Allah kalbini ayırdı, uzaklaştırdı, bertaraf etti. Dolayısıyla hani şöyle bir şey de tarif ediyor değiliz. Önümde bir beyan var. Bazıları da böyle anlıyor çünkü. Demin aşırı solu konuştuk. Bu da aşırı sağ olabilir. Önümde bir ilahi beyan var. Ben bunu zaten anlayamam. Benim yapmam gereken şey, bana ters de gelse, aksi de gelse, yanlış da gelse, tevekküllü davranıp, tırnak içinde bu tevekküllü, çünkü tevekkül o değil aslında, tevekküllü davranıp, amenna demem. Tabii, tabii doğru, ne kadar doğru söylemiş. Halbuki içi isyan ediyor. Ne doğrusu, yanlış, böyle şey olabilir mi diyor. Ama o, bunu iman zannediyor. Böyle bir karşılık, bunu söylemem gerekir diyor. Bunu işte içe gizli tutuyor. Yoluna böyle devam ediyor. Ve bunu baskılaya baskılaya hakikatle arasını açıyor. İçten içe güven duymadığı bir metne karşı Allah'ın kelamı söylemiyle dıştan dışa iman izhar ediyor. Bunun neresi iman? Böyle bir iman olamaz. Peki diyeceksiniz ki adam içten içe böyle hissediyorsa ne yapmalı? Niye içten içe böyle hissediyor? Cenab-ı Hakk'ın kelamı olunca içten içe niye insan karşı düşünceler hissedebilir ki? Demin söylediğimiz nedenle. Çünkü sığ bilgiler anlamayı zorlaştırıyor. Bu sadece Cenab-ı Hakk'ın kelamına karşı değil. Herhangi bir bilgiye karşı da siz öncül bilgileri sahip değilseniz, yani birinci sınıftaki öğrenci üçüncü sınıfa sokarsanız anlamayacaktır. Çünkü birde ve ikide öğrenmesi gerekenleri öğrenecek, üçteki bilgilere hazır hale gelecek. Üçü okuyacak, dörtteki bilgilere hazır hale gelecek. İnsan dağarcığı zamanla öğrendikçe çoğalıyor ve anlaması genişliyor. Anlam dünyası genişliyor. Daha karmaşık, daha komplike, daha kaliteli bilgileri anlayabilmesi imkanı doğuyor. Yüce Yaradan'ın
bizleri yarattığı bir süreç bu. Dolayısıyla sen dakika bir geldin, en sığ bilginle açtın Kur'an-ı Kerim'in ayetini, tam ortasından bu ayet bana ters dedin. Normal böyle diyeceksin. Peki bu konuyla ilgili şunu soracaksın kendine, ben bu konuyla ilgili ne kadar yeterli malumatım var? Bu bahsettiğin konuyla ilgili şu anda sana ters geliyor. Bu konuyla ilgili ne kadar malumatın var? Bir araştırma yapmış değilim tabii yani. Peki bu konuyla ilgili daha fazla şey öğrenebilir misin? Öğrenebilirim. O öğreneceklerini tamamlayıp o konuyla alakalı, sonra Cenab-ı Hakk'ın o konudaki yargısının isabetli olup olmadığına karar vereceksin. Yoksa düz geldin, daha gelir gelmez hangi konuyla ilgili tepkilerin üzerinden yürüyecek olursan, o zaman insanın öğrenmesi, yol alması, tefekkür etmesi, fıkh etmesi, kavraması, biz bunlara insanın insanlığı diyoruz. Çünkü hayvanlarda yok mu meziyetler? Bunun ne anlamı kaldı? Tam da bunları yapacaksın ki Cenab-ı Hakk'ı anlayasın. Düşünecek, tefekkür edecek, araştıracak. İlk andaki bu olumsuz tepkisi ona zarar verir mi? Vermez. Maksadı doğruyu bulmak ise, hakikatin peşini kovalıyor ise, bu ayetin hükmü gerçekleşir. Allah ona hidayeti murad eder ve onun göğsünü İslam'a açar. Bu 3 ay sonra olur, 5 ay sonra olur. Bazı konular vardır ki kişi onu hep hafızasında belli bir soru işaretiyle tutar. Eğer araştırmasını devam ettiriyorsa, bunu içinde gizlemeyip soruyla etrafına açık ediyorsa, tam da Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi, çünkü Allah Azze ve Celle emrediyor. وَاِنْ كُنْتَ فِي شَكَّنْ, bir şek içerisindeysen, مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ, sana indirdiklerimiz konusunda, فَسْأَلْ, sor o zaman. Sormaya devam ediyor. Bazen olur ki 10 yıl sürer. Bulur bir kimseyi, ona da sorar. Ya ben bu konuda bu ayeti düşünürüm yıllardır. Sen ne düşünüyorsun? O da ona paylaşır. 11. yılda Cenab-ı Hak onu göğsünü İslam'a açar. O konudaki hidayetini de tamamlayabilir. Çünkü dürüst davrandı, soru işaretini gizlemedi. İstifamını yok saymadı, istifamını anlamanın, öğrenmenin bir aracı, bir vesilesi saydı. Bu kişi hidayet yolunda devam eder. Demek ki dakika bir herkes göğsü İslam'a bütünüyle her şeyi anlamış ve kavramış olmuyor. Bunu kabul etmezsek o zaman insanlara baskı uygularız. Sakın içinde anlamadığın bir şey söyleme, söylersen seni kafir ilan edeceğim diye. Ve pek biz bunu yaptığımız için çoğu insanlık jenerasyon halinde kuşak kuşak yenileri geliyor. Onlar da öğrenerek geliyorlar. Bilgileri eksik. Biz onlara öyle bir şemsiye açıyoruz ki, din şemsiyesi, en küçük bir sorgulamasını, en küçük bir soru işaretini doğrudan küfre tahvil edeceğimizi, küfür olarak değerlendireceğimizi sezdiriyoruz. Biz böyle yaparak aslında onların öğrenme süreçlerinin önünü kapatıyoruz. Ve gelecekte onlar yetişkin oldukları zaman öğrenemedikleriyle daha büyük sıkıntılar yaşayacaklar. Belki işlerinden inkar edenler çıkacak. Biz bu öğrenme sürecinin önünü kapattığımız için bundan mesul oluruz. Çocuk elbette soracak. Ya Allah yiyor mu içiyor mu diye de sor. Oradan başlıyor. O uyumuyor mu? O dediği zaman gülüyor mu? Kızıyor muyuz çocuğa? Kızmıyoruz. Çünkü öğrenme sürecinde diyoruz. İşte o peyderpey gelişiyor. 15'inde de bir aşama, 20'sinde de bir aşama, 30'unda da bir aşama. Biz buna saygı duymalıyız. Allah Azze ve Celle hakikatin ardında iyi niyetlerle koşan kimseleri bu ayet ve benzeri ayetler kapsamında garanti altına almış. Bunlara hidayet edecektir. Ve onların göğüslerini İslam'a açacaktır. Bugün kör kaldığımız noktalarda da inat etmeyelim. Rabbimizin sözünün doğruluğuna güvenip araştırmaya devam edelim ki Allah Azze ve Celle o kör kaldığımız noktalarda da göğsümüzü İslam'a açsın ve Rabbimizin o konuda da doğruyu söylediğine tanık olalım.
Niye kalkıp ameliyat gerçekleştiriyoruz? Bugün pek çok konuda modernistler ameliyat gerçekleştiriyorlar. Bir bakmışsın taaddüt konusunda çok eşlilik ameliyata girişiyor hemen. Hemen bir okus pokus diyor ki aslında Cenab-ı Hak öyle demedi, böyle demek istedi. Hadler konusunda özellikle hemen ameliyata girişiyor. Yok canım Cenab-ı Hak hiç elini kesin der mi dememiştir. Uf olur. Yani en fazla hızını kesin demek istemiş olabilir. Dememiş olmamalıdan hareket ettiği için ameliyata girişiyor. Cenab-ı Hak modern dünya ile hangi noktalarda gerek Kur'an temelinde gerek Resulullah'ın öğretisi temelinde çakışma varsa bizimkiler hemen araya maymuncuk gibi girip uyarlama gerçekleştiriyor. Neyi neye uyarlıyor? Cenab-ı Hakk'ın dinini modern anlayışa uyarlıyor. Halbuki Cenab-ı Hakk'a fırsat ver. Konuyu düşün, taşın, anlamaya çalış. Allah Azze ve Celle göğsünü gerçeğe açacaktır. Ama sen gerçeği ben zaten biliyorum noktasından gelince, bu asla olamaz zaten noktasından gelince, bu sefer 40 dereden su taşıyıp konuyu istediğin yere vardırmaya çabalıyorsun. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Zalimlerin de ancak ziyanını artırır. Rasyon olanlar kitabın tamamı Allah katından derler. Hepsini iman ettikler. Kullun min indi Rabbina. Burada en önemli nokta ki buna hak verileceğine inanıyorum. Madem ki ilahi beyan elfazdır, yani sözcüklerdir, kelimelerdir, cümlelerdir, öncelikle onun orijinaline saygı duyacaksın. Orası bizim hareket noktamız. Orayı istediğim gibi oynatabilirim diye düşündüğünde zemin ortadan kayboluyor. Hep şu soruyu soracaksın. Biz mealin başından beri aynı şeyi yapıyoruz. Demin Sagar'da da yaşadık onu. Hüseyin abi dedi ki aşağılık diyelim, küçüklük demeyelim. Ama hareket noktamız Cenab-ı Hak niye Sagar dedi? Allah madem ki öyle dedi, öyle anlamaya çalışayım. Çünkü böyle demek isteseydi Arapçada bunu böyle demenin bir yolu vardı, böyle derdi. Bu yaklaşımdan koptuğumuz zaman biz artık yeni bir ufka doğru yol alıyoruz. Ve o dediğimiz yeni ufuk, yeni bir düzlem. Onun kodları artık insani kodlar. Çünkü ilahi düzlemden, ilahi zeminden koptuk. Halbuki Cenab-ı Hak وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Allah söz bakımından, Allah'tan kim daha doğru olabilir? Biz bir söz söylüyoruz, 40 tane anlama gelebiliyor. Burada yazıyorum ben. Niyet ettiğim mana kafamda ama söz dizgisini çeviriyorum. Sonra arkadaşım biri diyor ki mücrimlere zulmetti demiş olduğunu hocam. Bakıyorum hakikaten o anlama geliyor. Çeviriyorum, düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü ben eksik bir varlığım. Bazen bir şeye niyet edip çocuğa söylüyorsunuz, gidip yapıyor geliyor. E diyor ben senin dediğini böyle anladım. Bakıyorsunuz hakikaten öyle anlaşılabilir. Yani bir cümle kalıbı kuruyorsunuz, onun içine anlam saklıyorsunuz. Ama doğru düzgün beceremiyorsunuz. Karşı tarafa farklı yansıyabiliyor. Bu bizim eksikliğimiz. Peki aynı şey Cenab-ı Hak için de söz konusu mu? O da bir şey söyleyecek ama anlamı içine doğru düzgün becerememiş olacak. Biz yardımcı olacağız. İşte bugünkü modernist yaklaşımların Kur'an'a bakış açısı da bu pencereden. Ayar verme noktasından bakıyor. Ve literal zeminden uzaklaşmayı birinci aşamada, literal zeminden uzaklaşmayı daha birinci aşamada düşünüyor. Halbuki eskiler çok daha insaflıydılar. Bunun için zorlayıcı bir delil olmalı diyorlardı. Mesela bir deyim anlam verecekse, bunun deyim olduğuna dair. Ayetin kendisinde karine, sahada da dildeki kullanımda da açık bir kullanım, literal kullanımın da imkansız olduğuna dair zorlayıcı bir delil olmalı. Ki biz diyelim ki burada deyim manasıyla kullanılmış. Ve Arapçada da var bu zaten.
Ama sen kalk Arapçada olmayan bir deyimsel anlamı hem de Türkçe'ye benzeterek, ya hani hızını kes dersin ya, onun gibi bir kes işte bu böyle. Bakmışsın ağzına başka bir dilden şey getiriyor. Hani biz de böyle deriz ya falan. Ve orada o kus pukus içerisinde, laf kalabalığı içerisinde Yüce Allah Azze ve Celle'nin sözünü kaybediyor. Bu kadar kolay mıydı? Cenab-ı Hakk'ı ne dediğini, ne anlatmak istediğini becerememiş bir noktaya düşürmek. O dönecek dolaşacak, dönecek dolaşacak diyecek ki Allah'a da itaat edin, Resul'e de itaat edin. Mütercimi çıkacak diyecek ki aslında bunu demek istiyor. Ne dediğini bilmeyen çocuk muamelesi. E niye öyle diyor? İşte bilmez kendileri. Öyle konuşur. O ne demek istediğini sen bana sor. Yoksa seni yanıltır. Bu kadar yüksek bir yetki Resulullah'ta yoktu. Yani Cenab-ı Hakk'ı ne dediğini anlatamamış bir noktaya düşürmek. Konuşmayı becerememiş bir noktaya düşürmek. O yüzden hiçbir hadis ayeti neshedici tayin edilmemiştir. Ümmetin genel açısından söylüyorum. Yani Resulullah bir söz söyleyecek, ayetteki manayı ortadan kaldıracak. Başka bir yere çekecek. Bu olacak bir şey değil. Ama bugünkü mütercimleri, yani Cenab-ı Hakk'ın adına konuşmayı kendisine buna yetkin gören kimseler, Cenab-ı Hakk'ın böyle dediğini 180 derece tersine çeviriyor. Böyle demek istiyor diyor. Böyle olunca da وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Sen ayete hakkını vermezsen, sen Yüce Yaradan'ın ifadesine zulmedersen, o senin sadece ziyanını artırır. Nitekim böyle başladılar. İlerleye deist oldular. Sonra kendi aralarında konuşmalarında, tabi iri kıyımlar bu, ilerlemiş versiyonlar örnekleri. Abiler, atalar diyelim yani. Der ki yani Allah insana aslında yolunu göstermiş. Resulullah ile veya onların deyimiyle Muhammed peygamberle gönderdiği bir denemeydi. Bir yol göstermeydi, bir çıkış noktasıydı. İnsanlık bugün onu çoktan geçti. Daha ilerlere doğru yol aldı. Şimdi artık dönüp onunla çok uğraşmaya değmez. Neredeyse tamamına yakını artık tarihsel oldu. İnsanlık bu ivmeyle yoluna devam etmeli. Kendi kitabı kendi yazacak. Ağzınıza sağlık. Kendi kitabını artık kendi yazacak bir olgunluğa geldi. Bu da onların düşündüğü evrimin devamıdır. Yani fiziksel anlamdaki düşündükleri, tasavvurları kökeni maymuna dayanan, çok da yakışır kendilerine, bunun devamı olarak görüyorlar. Ve onunla da koşut düşüyor, paralel düşüyor. Ne Yüce Allah Azze ve Celle böyle bir duruma düşmekten, ne de insan böyle bir rezilliğe düşmekten. Yani böyle bir şeyi tasavvur etmek ne Cenab-ı Hakk'a yakışır, ne insana yakışır. İnsan bir öğrenme sürecindedir. Bu doğru, hakikatin arayışı içerisinde olduğu sürece de ayette Cenab-ı Hak ona hidayet edeceğini ve onun göğsünü açacağını söylüyor. Göğsünü açacak adımları atmadan önce aksi istikamete yönelik adım atarsan imkanını baştan kaybetmiş olursun. Daha birinci basamağa bile adım atmazsan ikinci, üçüncü, dördüncü basamakları kaybedersin. Bu konuyu ben şu anda doğru değerlendiremiyor olabilirim. Bu konuyu iyice bir araştırayım da, bu konu etrafında etraflıca bir bilgi edineyim de, Cenab-ı Hak belki de tam da dediği gibi demek istiyordur. De bunu. Bunu bir de. O ayetin ilk ifadesini, söz dizgisinin en gerçekçi anlamını, o santralde duran manayı, o literal ifadeyi, literal manayı
dan kolay kolay vazgeçme. Çünkü niye? Çünkü Cenab-ı Hak ne dediğini en iyi bilendir. Allahu a'lemu bima yunzilu. Allah ne indirdiğini iyi biliyor. Veya o men asdaqu minallahi hadisa. Kim Allah kadar doğru anlatır ne anlatmak istediğini? Yaklaşım bu olursa ben inanıyorum ki Allah Azze ve Celle'nin hidayet etmesi için, kişinin doğruya kavuşması için iyi bir şablon edinilmiş olur. Ama bu yaklaşımdan kişi uzaklaşırsa artık kim nereye savrulacağını bilemezsiniz. Nitekim öyle oluyorlar. Tek ittifak ettikleri şey ayetin literal manasında olmaması. Peki verdikleri manalar birbiriyle örtüşüyor mu? Yok, her birinki başka bir şey. Olmasına ne olsun? O olmadıktan sonra her birinki bir şey olabiliyor. Birisi hız kesiyor, öteki fren yapıyor, öteki uçarak iniyor. Birbirleriyle de çok ilişmiyorlar. Olabilir. Çünkü ben de uydurdum, o da başka bir şey uydurmuş. Yani herkes atış serbest modundalar. Ama tek karşı durdukları şey ayetin gerçek manası. Kendi manası. Böyle mi oluyor Kur'ancılık? Bu Kur'an'ı kurban etmenin yolu. Kur'an'ı yok etmenin yolu bu. Bir defa Cenab-ı Hak ne diyorsa dediği gibi doğrudur. Oradan bir hareket et. Durup durup Allah'a da Resulüne de itaat et diyecek. Ya ikincisini haybeye söylüyor ya aslında öteki. Allah'a itaat ettin mi Resulüne itaat etmiş olursun zaten. Ama Cenab-ı Hak öyle demiyor. Resul'e ayrıca itaati kendisine itaat saydığını söylüyor başka ayette. Ya ha eşittir be, ha be eşittir a, öyle mi? Eşitliğin diyor o tarafına bu tarafına koysan değişmiyor ya matematikte. Sen böyle kolayca gidersen anca bulursun. Bu kadar rahat gidersen anca bulursun. Önce bir mantık oku. Okun yönü ha öyle ha böyle olunca benim için fark etmiyor dersen cennetin yolu ile cehennemin yolu da fark etmez o zaman sana. Mantıkta o okun, o vektörün yönü çok önemli. Ona göre vektörün yönü de önemli değil. Men yuta'ir rasule fekad ata'a Allah. Hiç önemli değil. Men yuta'illah fekad ata'ir rasul. İçlerinden şöylesi de yakında çıkabilir. Ya burada Resul ile aslında Allah'ın yeri karışmış olamaz mı? Olabilir. Belki yanlış yazdılar. Böyle de çıkıyor aralarından. Kimi diyor harekesi böyle olmamalıydı aslında. Çünkü Kur'an'a da bir güveni yok onun aslında. Deforme etmek istediği, esnetmek istediği şey aslında dinin kendisi. Onun tek inandığı şey var, batılı değerler. Fix saydı, merkeze aldı o batılı değerlerin. Kendi gizli ajandasında bunun kulu ve kölesi durumunda. Ne kadar uyarlayabilirse o kadar. Zaman geçtikçe daha fazlasını uyarlıyor. Dönenin biz ayetin Cenab-ı Hakk'ın kulun önüne açtığı, eğer gerçekten hidayeti arzuluyorsan ben sana hidayet ederim, göğsünü açarım senin İslam'a. Artık dün anlayamadıklarını bugün anlarsın demek olur. Dün sana ters gelenleri bugün düz görmeye başlarsın demek olur. Ha, demek ki böyle iki dünya var o zaman. Ha, günaydın. Buna bir fırsat verelim de bugün anlayamadıklarımızı anlayabilmenin önünü açmış olalım. Buna bir fırsat verelim de çocuklarımız anlayamadıklarını bize sorsunlar. Belki biz de düne kadar anlayamadığımızı sakladığımız konunun ta kendisi olabilir. De Allah bize işte şimdi doğru adım atıyorsunuz, şimdi göğsünü İslam'a senin açacağım desin. Bir gün bir arkadaş böyle bir konuyu işlerken sordu. Ya dedi içimde gizlersem söylemezsem belki dedim o konuyu öğrenmeyi hiçbir zaman hak etmeyeceksin. Çünkü her şeyin temelinde dürüstlük var. Bugün sana bildiklerin kadarıyla bu konu ters geliyorsa bunun ters geldiğini söyle. Ben bu anlamı bir türlü oturtamıyorum de. Bunu tam kavrayamadım de. Siz nasıl anlıyorsunuz diye sor başkalarına tam Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi. Bu dürüstlüğü sergilediğin için Cenab-ı Hak seni yarınlarda samimiyetinle hakikatin kendisine kavuşturabilir. Hangi konuysa o. Ama içinde gizler anlamadığın halde anladım yaparsan o konuyu anlamayarak kalırsın. Bu derste de böyledir.
sınıfta, derste de yani öğrenci söylemese herkes anladık diyor. Çocuk utanıyor yani, ben anlamadım desem şimdi diyecek. Herkes üstüme gelecek. Kim bilir kendisi gibi kaç tane var aralarında. Belki de sınıfın yarısı öyle. Öğretmen yırtınıyor. Bak anlamadıysanız konuyu geçmeden evladım söyleyin. Belki gözlerinde okuyor. Öğretmen gaybı bilmez. Ama Allah Azze ve Celle biliyor içimizi. Dolayısıyla anlamadığımız halde anlamış gibi yaptığımız zaman bu kez de başka türlü münafık olmuş oluyoruz. Anladıkları halde hakkı inkar edenler, ikrar etmeyenler, Medineli münafıklar, bu dediğimizde başka türlü bir münafıklık. Anlamadığı halde anlamış gibi yapanlar. İçten içe anlamadığı, inkar ettiği, reddettiği halde. Allah Azze ve Celle yekulûne bi efvâhihim mâ leyse fî kulûbihim. Bunu reddetti. Ve rengine değinmeksizin, artı yahut eksi, kalplerinde olmayan şeyleri ağızlarıyla söylüyorlar dedi. Demek ki doğru kişi kalplerinde olan şeyi ağzıyla söyleyecek. Bir kişinin kalbinde yanlış bir şey olabilir mi? Olabilir. Bilgisi eksikse o konudaki yargısı da eksiktir ve yanlış istikamettedir. Bilgisine bağlı. O konuda bilgisini tamamlayınca işte ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği yeşrah sadrahu lil İslam gerçekleşir. Onun Allah Azze ve Celle İslam'a göğsünü açar. Ve bu bir gelişme, büyüme, bilgi anlamında kavrama, fıkh etme, Kur'an kavramlarını söylersek, ilim böyle şeyler olarak karşılığını bulur. Ve kişi bu kez güvene kavuşur. Biz buna iman diyoruz. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدَ قَلْبَهُ. Ve bu iman gelişir, çoğalır, artar. Kişi bu istikrarını, bu arayışını sürdürdüğü sürece. Dolayısıyla yolun daha önümüzde yürüyeceğimiz bu samimiyet ve istekle, arzuyla Cenab-ı Hakk'ın söylediğini söylediği gibi anlamaya azmederek daha ilk etapta reddetmek gibi bir yaklaşımda bulunmayarak, o Allah mı söylüyor? Bir bildiği vardır. İnsanlar arasında böyleyiz aslında, biliyor musunuz? Bilmediğimiz bir konuda biri gelse, bir şey çok iyi bilmediğimiz diyelim. Biri bir şey söylese, ya ilk tepkimizi veriyoruz. Yanlış bilgi. Ya sen ne diyorsun? Falanca profesör söyledi. Güvendiğimiz biri ise o kişi, aa öyle mi? Ya o zaman doğrudur. Ben bakma öyle dediğime. Düşündüğümüz o esnada ne? Benim bu konuyu tam bilmiyorum. O adam çok bilge birisi. Onun söylediği isabetlidir. Ben de onun kadar bu konuyu bilirsem, ben de aslında o manaya erişirim, kavuşurum. Yani kendi bilgi eksikliğimize veriyoruz. Yanılgımıza veriyoruz. Ve reddedişimizi geri çekiyoruz. Çünkü o kişi çok güvendiğimiz birisi. Niye aynı şeyi Allah'ta yapmıyoruz? Cenab-ı Hak mı öyle diyor? Ya illaki bir bildiği var. Bazı konular var ki Cenab-ı Hak öyle diyorsa dediğine bir güvenelim, gerekirse yıllarımızı alsın. Ama diyememişiz. Cenab-ı Hak وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ. Göğü ellerimizle bina ettik. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ. Ve bizler kesinlikle genişletmekteyiz buyurdu. Geçmiştekilerin çoğu yaratmaya yordu bunu. Ama Cenab-ı Hak genişletmekteyiz diyor. Anlamaları için bir imkan yoktu o gün için belki. Ama duracaklardı. Allah söylüyorsa söylediğinin bir karşılığı vardır. Ama bugün için anlamaya olabiliriz. Anlamadığımız şeyi anladığımıza indirgemek kötü bir alışkanlık. Orada duralım. Cenab-ı Hak indi, genişletiyoruz diyor. Bilmeyiz, Allah doğrusunu bilir yani. Bugün için anlayamıyoruz. Deselerdi daha doğru, daha isabetli olurdu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.